Efendim merhabalar, sanal direktör hoş geldiniz. Spor Toto Süper Lig'de yeni hafta bugün başlıyor. Bizler de her zaman olduğu gibi hafta boyunca oylarınızı sunmuştuk zaten maçları. Ve şimdi sonuçları açıklama vakti sevgili Raşit Altun'la birlikte önümüzdeki bir saat boyunca sanal direktörde haftanın dizilişleri ve takımların 11'lerini sizlerle paylaşacağız. Raşit Altun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birazdan sohbetimize başlayacağız değerli izleyenler. Her zamanki gibi haftanın genel görünüm ve puan durumu ekranlara geliyor. Bu Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunda 28. hafta başlarken Raşit Altun. Yani tabii, genel görünüm böyle. İnanılmaz yani, maçlar var. Yani özellikle 16'daki yarı Rize Spor, Giresun Spor, Göztepe, Kasımpaşa maçları hakikaten birbirini direkt ilgilendiren küme düşme hattının içindeki 4 takımın mücadelesi hakikaten çok çok heyecanlı olacaktır diye düşünüyorum. Yani bugün de tabii Malatya Spor, Göznur Kablo yeni Malatya Spor, Adana Demirspor maçı var ama hani biraz Malatya Spor'un artık bundan sonra işinin zor olduğunu söyleyebiliriz. Direnci kırıldı gibi değil mi biraz? Evet. Tabii pazar günü Beşiktaş, Başakşehir maçı da hakikaten çok keyifli bir maç olacaktır. Kayseri Spor'un son haftaların flash takımı, Aytemiz Alayans Spor maçını da aynı şeyi söyleyebiliriz. Tabii ki İttifak Holding, Konyaspor ve Galatasaray maçı da enteresan olacak. Neden? Yani söylemeye gerek yok. Konyaspor'un da bir şeyi var. Kötü gidişat var. Ortada. Galatasaray'da 2 maç üstte kazandı. Vallahi bu hafta yine çok güzel. Hakikaten 4-5 tane maç var bir kere. Rize, Giresun, Göztepe, Kasımpaşa müthiş. Konya, Galatasaray. Ona gelmedik daha. Oradan gelmeden yani. Tabii. Hakikaten müthiş maçlar var. İnşallah çok keyifli. Yani Antalya Sivas Spor maçı da çok güzel olur bir kere. Frankfurt Antalya Spor maçı da. Peki haftanın genel görünümü böyleydi değerli izleyenler. Eğer hazırsa puan durumumuz da ekranlara zannediyorum yine birazdan gelecek. Puan durum üzerinden de haftayı Raşit Altun'la birlikte hakikaten müthiş maçlar. Ekranlara da geliyor. Raşit yani Altun puan durumunu çok, özellikle. Yani şu var tabii. Neticede Konya Spor'un son 4 haftada puan kayıplarıyla birlikte tabii ikincilik için Başakşehir, Fenerbahçe, Demirspor, Beşiktaş, hatta Alanya Spor'un bile bir iştahı kabarmıştır ama tabii gerçekçi olmak gerekiyorsa burada özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe ve yani büyük takımlar ikinciliği çok zorlayacaklar. Neden diyeceksin? Malum maalesef yanı başımızdaki savaş nedeniyle Ukrayna ve Rusya takımlarının hani durumları belli değil. Belki oradan şampiyonan takımımız direkt gidebilir. İkinci teken önemiyle gidebilir. Hakikaten bizim için böyle bir sürpriz, pozitif bir sonuç olabilir. Maalesef tabii savaş nedeniyle. O yüzden ikincilik çok kıymetli. Ben Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bu saatten sonra çok zor yükleneceğini düşünüyorum ikinciliğe. Tabii ki Başakşehir ve Adana Demirspor'da. Alt tarafta ise yani biraz önce gördük. Yani 19. Rizespor'la 16. Giresunspor'un maçı var. Hakikaten olası bir Rize galibiyetinde. Yani tabii her şey orada çok farklı olabilir. Tabii izleyip göreceğiz. Göztepe'nin altta yani alt sıralarda Raşit Altun. Sadece Öznur Kalbi Malatya Göztepe'de Spor. Göztepe'de Kasımpaşa'ydı değil mi? Geri düştü gibi. Evet. Göztepe'de Kasımpaşa. Yani o da başka bir hikayesi yani olan bir mücadele. O yani 15.lik yani inanılmaz. Yani Göztepe bir anda altını alabilir. Puan durumunda üzerine çıkabilir Kasımpaşa'yla. GZT Giresunspor'un bir galibiyet alıp. Evet. Yani burada aynı şekilde Altay'da hatta puanı 28 yapıp. Yani şunu da söyleyeyim bak burada tabii Galatasaray biraz puan rahatlamış görünüyor ama çok da kesin değil. Demir Grup Sivas Spor için de Antalya Spor için de. Çünkü alt tarafta hakikaten Kasımpaşa, Giresun, Göztepe. Bunlar hakikaten top oynuyor. Acaba Galatasaray yani seri galibiyetler alıp. Evet. Arka arkaya seri galibiyetler evet alıp, bir 4-5 galibiyet alıp önümüzdeki evet haftalarda bir seri yakalayıp şöyle bir ikincilik, üçüncüye. Yani, yok canım artık sahne. Yani çok mümkün görünmüyor. Zaten bu hafta Konya deplasmanına gidiyor. Haftaya derbi peki var. Beşiktaş'la gerçi kendi sahasında oynuyor ama yani alt taraftaki takımlar da iyi oynuyor. Hani Galatasaray evet bir rahatladı ama o daha hala bence o şey hani eşiği geçemedi. 40 puanın üzerine çıkması lazım takımların. Rahat güvenli alan 40 puanın üstü. Peki. İzleyip göreceğiz tabii.
Ve sevgili izleyenler, maçları konuşmaya başlıyoruz. 11'leri sizlerle paylaşmaya startımızı veriyoruz. İlk maçımız Çaykur Rizespor, GZT Giresunspor, işte 11'ler. Ya tabii haftanın çok kritik maçlarından biri. Haftaya da Kasımpaşa deplasmanına gidiyor Rize. Hani yine bir ölüm kalım maçından çıkıp bir ölüm kalım maçına daha geliyor. Mesela bu iki maçı üst üste kazanırsa çok farklı şeyler olabilir Rize için. Pozitif anlamda diyor. Gökhan Akkan artık herhalde kaledeki yerini alacaktır. Uzun süren sakat. Gökhan Akkan da. Evet. Ki Tarık da fena oynamadı ama. Evet, yani o da biliyorsun o dönemde... Fenerbahçe altyapısına yetişmiş bir kaleci. O geleneği devam ettiriyor Fenerbahçe altyapısına. Bence de yani kötü performans sergilemedi Tarık. Devam ediyoruz değerli izleyenler. Holden şunu da söyleyelim yaz. Bülent Korkmaz'ın fark etti bence. Hani hoca gelince bir dokunuş yaptı. Hissettiriyor mu diyorsun? Evet, hissettiriyor ya. Bence Galatasaray Rize maçında tabii biraz Galatasaray'da şanslıydı. Onu da söyleyelim yani. Rize'de tamam müthiş bir şey oynamadı ama hani bir fark vardı bence sahada. Daha bir takımdı Rizespor. Sanki Gomis işin rengini değiştirdi. Biraz öyle oldu, evet. Holman Pong, evet, normal. Devam edelim. Zaten böyle oldu. Sağbek'te Gökhan Gönül. Şimdi burada tabii Gökhan Gönül'ün sakatlık durumu nasıl olacak? Orada Bayan'ı oynamayacak. Cezalı Boldrin'in de bence ikisinin de olmaması eksiklik. Cemali, Eren, Albayrak. Eren ikisi de %43 almış. Herhalde küsurattan Cemali'yi almış Tolga editörümüz. Eren de iyi oynadı. Fena değildi. Hani Eren de iyi bir... Eren Albayrak da iyi bir sol bek. Devam ediyoruz. Çaykur Rizespor 11'ini değerli izleyenler. Tabii ki zaten aslında şimdi... bu isim üzerinde konuşmamız lazım. Tüm ligin de aslında hikayesini... O isimde Jason Fernandez. Şimdi tabii şöyle bir durum var. Bu maçın şöyle de bir, aslında Rize maçlarının şöyle bir özelliği oldu artık sevgili Cihan. Tabii Rize sporları izliyor. Tabii ki rakipler izliyor ama Beşiktaşlar yeni transferlerini izliyor. Galatasaraylar da neyi kaçırdık? Onu izliyorlar. Hakikaten inanılmaz performans sergiledi Jason Fernandez Galatasaray Rize spor maçında. Raşit Altun hem Gomis'in, işte Getson'un devre arasında katılan bazı isimlerin Süper Lig'de birçok oyuncudan daha farklı oynamasının sence bir yorumlanmaya ihtiyacı olan bir konu mudur? Yani hayır, yorumlanmaya. Hayır. Gerek yok. Çünkü bunlar kaliteli oyuncular zaten. Yani Getson Fernandez geçen sene seyrettik Galatasaray formasıyla. Bilmiyor muyuz hepimiz? Kaliteli üst düzey bir orta sahancı olduğunu biliyoruz değil mi? Sen de ben de. Yani ortalama mesela Getson'un tüm oyunculardan 1 kilometre en az, evet, fazla koşması, tamam, her maç normal. Bir gariplik yok mu? Yok. Kaliteli. Kalite. Gomis'in gol atması. 29 tane atmış adam. Gol kralı olmuş Türkiye'de zaten. Visca, Trabzon'da şov yapıyor. Bilmiyor muyuz? Bence sürpriz yok. Kalite. Futbolda tamam koşuyorsunuz, zıplıyorsunuz, hopluyorsunuz ama kalite. İşi bitiren kalite. Buyurun. Devam edelim. Çaykur Rizespor'un 11'inde Sabo. Yer alıyor. Evet. Bakalım. Kanatlar ve forvet attı da artık ekranlara gelsin. Yusuf Sarı. Büyük Bolasi. Bir hayal kırıklığı Bolasi'ye. Büyük bir ayak kırıklığı. Evet. Öyle gözüküyor şu an için. Bakalım kalan haftalarda ortaya ne koyacak. Boylasiye'nin uçtaysa Poyan Palo var. Boylasiye taraftar şans vermeye devam ediyor. Evet. Aynı şekilde İsmine Getson'un da bir enteresan gelmedi mi Raşit Altun? %35 oy alması. Hani ben bir 60 beklerdim Yusuf Sarı'nın 60 aldığı. Ama bir şey söyleyeceğim. Aldığı, ama bir dakika. Bir dakika. Tabii Getson ama Getson 2-3 pozisyonda oylanıp alıyor bence o boyu. Yine de mesela Getson örnek veriyorum, evet, 35 aldıysa hani 10 numarada 50-60 aldıysa oraya koyardı eminim editörlerimizde. En yüksek aldığı oyun muhtemelen orası. Ama tamam ama mesela yani burada şimdi 2 pozisyon, 3 pozisyonda oylanmış ve muhtemelen en yüksek bunu aldığı için burada. Hakikaten geçen hafta müthiş oynadı Getson Fernandez. Bolasya bir büyük bir hayal kırıklığı Rize Spor için. Yusuf Sarı evet ama işte yeni hani daha hani o... Beklenen, transfer edilirken beklenen patlamayı yapmadı. Vallahi biraz işte orta saha, yani özellikle Sabo Dabo ve Bolasiye'den çok o şeyi alamadı, verimi. Aslında Gökhan Gönül'den de o verimi alamadı Rizespor. Mesela Boyd olabilir bence orada. Çünkü Bülent Korkmaz daha atletik bir takım. Oynamıyor. Daha atletik, daha fizik gücüne yüksek bir takım çıkarıyor Bülent Korkmaz. Bence de öyle olması gerekiyor. Artık futbolda atletizm, tempo, fizik gücü çok önemli. Boyd'da inanılmaz bir gol attı. Evet, Nef stadında. Haftaya da Kasımpaşa'ya gittiğini tekrar söyleyeyim Rizespor'un. Peki. Çaykur Rizespor'un 11'i böyleydi. Sanal direktörle taraftarın seçimi buydu.
Peki GZT Giresunspor taraftarı nasıl bir seçim yapmış? Ekranlara geliyor. Kalede Okan Kocuk var. %95'ini aldı yine oyların. Yani yalnız şunu söyleyeyim. Zeki Yavru'nun olmaması bence eksiklik Giresunspor'da. Bence sezonun evet. En parlak, ekstra. Yani ekstra bence evet mesela sürpriz yani. Sürpriz bence. Bu kadar iyi oynayacağını açıkçası ben de tahmin etmiyorum. Demek ki önyargılı yaklaşmışız oyuncuya da Zeki'ye de. Doğru. Ben kendi adıma en azından. Buyurun. Devam ediyoruz. Bence iyi bir ikili, stoper ikilisi. Biraz çok uzun boylu değil tabii ikisi de. Yani ben biliyorsun hep konuşuyoruz. Ben stoperlerin artık yani 1.88-1.90 olması gerektiğini düşünüyorum ama iyi bir ikili, atletik, çabuk. İyi bir ikili Diarra ile Perez. Bakalım beklerde kimler var? Hayrullah. Yani Zeki Yavru'nun olmadığında Aziz Bey işte %88. Hayrullah oynayacak. Evet. Aziz Bey işte yine. Yüksek tabii almışlar ikisi. Ama yani sana genel sorum hatta istersen şeyden sonra gelsin. 11'in, evet buyurun. Tüm 11'den bir sonra sana bunu, bir sorum evet. Olacak. Devam edelim. Hatta GZT Giresunspor'un da 11'inde Flavio Traore. Evet. Ve önlerinde de artık bir klasik haline geldi. Chiquinho da fena oynamıyor değil mi? Evet. İyi bir üst düzey bir yani kaliteli bir oyuncu. Yani kaliteli olduğunu kalite var. Belli et. Var tabii. Yani Fenerbahçe maçında attığı gol. Değil mi? Kaliteli futbol ya. Evet. Devam ediyoruz. Değerli izleyenler. Süleymanov. Şapi Süleymanov. Serginho da özel bir oyuncu. Umut Nayır bir kıpırdadı. Hani Umut yani beklenti Umut Nayır'dan yıllardır var ama yaşı da geçiyor artık. Ama yok ya 26-27 yaşında. Yani can söylesin 28 mi? Yani tam santrafor için bence tam yaşı yani. Bu yaşlarda eğer bir büyük takım planlıyorsa eğer o yaşlar bu yaşlar. Ama artık Beşiktaş'ta oynadı büyük takımda orada şansını değerlendiremedi. Derbi oynamış bir oyuncudan bahsediyor. Derbi kazandırmış bir santrafor. Ben de daha yüksek canlı sayılara 28 diyor. Ulaşmasını bekliyordum Umut Nayır'ın. İzleyip göreceğiz bakalım. Burada enteresan olan Umut Nayır'ı da koyduktan sonra Muhammed'in geçen hafta bir gol bir asist yapan Gümüşkaya'nın. Evet %13 almış değil mi? Yani 2-3 pozisyonda almış onu ama bilemiyorum ben hani üst düzey bir oyuncu. Şimdi tabii Fenerbahçeliler ya da hani genel olarak Fenerbahçe çok forma şansı bulamıyordu. Tabii ki burada verseniz oynuyor. Bazı maçlarda oynadı, iyi de oynadı Muhammed. Bazı maçlarda hani iyi oynayamadı belki ama ya tabii ki Fenerbahçe ile oynamakla Can Giresun'da oynamak farklı ya. Yani. Fenerbahçe inanılmaz baskı altında oynuyorsunuz yani. Çok Emre Akbaba mesela. Çok kolay değil büyük takımda oynamak. O yüzden bence Muhammed için de iyi yani burada oynuyor. Geçen hafta bir gol bir asist. İlk 11 çıktı ilk maçta. Yanlış yanılıyorsam düzelsin Can. Evet. Bence özel performans. Haftaya da içeride Gaziantep'le oynayacak. Zor maç o da. Giresun için. Yani haftanın maçlarından biri bu. Çaykur Rizespor GZT Giresunspor maçı hakikaten merakla bekliyorum ben. Her şey olabilir maçta yani. 3-3, 4-4. Hani yüksek gollü bekten olabilir diye düşünüyorum. Ben çok gol beklemiyorum ama işte çok hani kıran kırana mücadele bekliyorum ama yani gol ben yollarında film kopar diye düşünüyorum ya. Şimdi 0-0 bitermiş maç. Ya da bir 0-0 bitermiş. Ben en azından öyle düşünüyorum yani. Çok çünkü kazanmak zorunda Rizespor. %100 kesinlikle kazanmak zorunda. Peki. Ve değerli izleyenler böyleydi. Raş Taltun'un maçla alakalı son yorumu da geçelim bir diğer mücadeleye. İttifak Holding Konya Spor Galatasaray'la karşı karşıya gelecek haftanın sonucu. Kuşku yok. Merakla beklenen bir diğer mücadelesi de bu. Sanal Direktör de 11'lerde ekranlara gelmeye başlıyor. Kalede Şehiç var. İttifak Holding Konya Spor'da değerli izleyenler. Bakalım savunma hattında nasıl bir Abdülkerim'le adil yer alıyor Raşit Altun. Yani. Konyaspor'un zaten artık. Evet. Yani ezbere. Ama biraz böyle sanki Konyaspor'un son maçlarında böyle bir disiplin, yani disiplinden kopma demeyeyim de böyle biraz dağınık görüyorum. Tabii 4-4'ler, 2-2'ler hani böyle yani bir. Evet bir dağınıktı hani yani. Kolay oyun gol disiplininden biraz sanki. Trabzonspor maçı sanki onları bir Raşit Altun. Trabzonspor orada kazansa 3 puana düşecek fark belki. Yani eksik maçında yani. Trabzon ama dediğin senin yani, hani Şampiyonlar Ligi olasılığı hani şu anda İttifak Holding Konyaspor'u son derece önemli. Diri tutmalı. Kesinlikle çünkü İttifak Holding Konyaspor'u tarihi başarı olur Raşit Altun. Tabii tarihinde en yüksek 3. olmuş Aykut Kocaman'la. Aykut Kocaman döneminde Avrupa'da. Onu geçmiş olacak tabii çok önemli yani. Tabii şimdi şunu da tekrar yani tekrar tabii Ahmet Çalık Konyaspor'u konuşunca rahmetliyi konuşmamak olmuyor. Yani hem Ahmet Çalık
Hem Serdar Gürler, bir de yerli oyuncu kaybı da oldu. Yani yerli rotasyonu da düştü. Zaten dar bir kadrosu varken. Maalesef tabii elim kaza. Allah rahmet eylesin. Biraz o da tabii etkiledi tabii. Yani Konyaspor'u. Hem mental psikolojik olarak hem kadro derinliği açısından da etkiledi Konyaspor'u. Serdar'ın da gitmesi tabii. Yani. Bakalım bekler nasıl, sanal direktörde taraftar nasıl bir seçim yapmış. Artık ezbere saydığımız evet. Skubic, Gilerme, Beyine hatta devam edelim artık. Ya. Holding Konyaspor'un kadrosunu değerli izleyenler. Raşit Altun bu hafta da enteresan. Yine ne sakat ne cezalı. Tamamen hani hatırlamıyorum ben uzun yıllardır Süper Lig'de bu kadar hafta boyunca belki bir sakat oluyor, belki bir cezalısı oluyor takımın. Eray cezalı bu haftalar ama tabii Seyic var. Şey için o Eray yedekli. Evet. Bakalım 10 numarada kimler var? Soner de bu arada fena oynamıyor değil mi? Net. İyi orta saha oyuncularından biri ligin. Rahmanović yer alıyor değerli izleyenler. Devam ediyoruz. Mihail Akı da yine beğeniyorum. 2-2 evet. Çıkışları istikrar sağlarsa tehlikeli. Santrafor kimi seçmiş? Cikaleşi ile evet. Ahmet Aslan zaten her hafta Raşit Altun evet. Birbirine ama yakın oylar evet, alıyorlar. Evet. Ya ikisi de iyi santrafor. Ama tabii yani bu sene inşallah en iyi yerde bitir. Birkaç takviye tabii yerli oyuncu özellikle bence takviye ihtiyacı var yani. Soner, Abdülkerim, Adil evet ama işte tamam Musa giriyor arada araya ama hani biraz yerli oyuncu takviyesi gerekiyor tabii şeye. Konyaspor'a. Peki. Böyleydi değerli izleyenler. İttifak Holding Konyaspor'un 11'i sanal direktörde taraftarın seçimi buydu. Peki Galatasaray taraftarı. Kayseri deplasmanına gidiyor haftaya. Ne diyor? Kayseri deplasmanına gidiyor haftaya. Konya. O da güzel maç olacak değil mi? Tabii. Bakalım Galatasaray taraftarının 11'i nasıl ekranlara geliyor? Peña, Raşit Altun 59, Muslera 40. Şaşırttı mı? Yani ben oynayacağını düşünmüyorum açıkçası Muslera'nın ama hani daha kaldı. Ben en azından kadroya girer girmez taraftar yüklenir mi dedim. Çok bir yüklenme olmamış gördüğümüz kadarıyla Muslera üzerine. Evet. Ki ben yani Gerson Fernandez'in golü hakikaten müthişti ama ben yine de İnek Pena'nın boyunun yetmediğini düşünüyorum. Biraz hani Muslera krezi yer miydi o golü? Ya yer tabii futbol bu ama şu da bir gerçek ki Pena'nın boyu kısa. Yani 1.90'ın altında artık kaleci 1.89-1.90'ın altında pek yok. Yani Uğurcan da 1.90, Ersin de 1.95'ti. Altay zaten 1.95-1.96. Adana Demirspor'un kalitesi çok iyi Muruç. O da 1.95-1.96. Kolunu da açınca yarım metre fark eder o yani. O 5 santim, 10 santim kolunu açınca yarım metre neredeyse fark eder yani. Peki. Ama tabii ayakları da çok Barcelona altyapısından olduğu için de ayakları da çok, çok temiz bir kaleciye göre. Peki. Evet. Bakalım bekler nasıl Galatasaray'da? Yani enteresan tabii istatistikler yanıltır ama Nelson en çok ligde ikili mücadele kazanan oyuncuymuş. Bu da yüksek bir şey yani oran. Yani zaten Kuzeyli. Valla Omar da bu kadar oynamamasına rağmen hakikaten müthiş oynuyor. Van Aanholt herhalde geçen haftanın yıldızı özellikle o paslaşarak atılan golle tabii. Yani neticede Hollanda milli takımı. Geçen seneki Avrupa Şampiyonası'nda oyuncusu yani. Başladı mı? Raşit Altun çok fazla yani çok senin beğenmediğin tipte bir oyuncu diyeyim hani Van Aanholt ama. Ya ben çünkü şimdi büyük takımlarda şöyle bir şey var. Ama. Genel olarak hani sağ sol bek tabii ofansif olmak zorunda büyük takımlar gibi. Çok ofansif olmasını istiyor genel olarak teknik direktörler. Ama ben hani benim kişisel fikrim defans oyun. Çünkü defans yapacak sonra ofans yaparsa süper zaten. O da sana düşmüyor zaten. Anladın mı? O da Türkiye'ye düşmüyor tabii yani. Van Aanholt da ofansif olarak hakikaten zaten Hollandalı. Ama tabii biraz defansif sıkıntı var ama burada bence onun önünde oynayan Kerem'in de etkisi var. Kerem Galatasaray orta sahası da zayıf. Hem topu çok kaybediyor hem geri dönmüyor. Hani yardım etmiyor Van Aanholt'a. Bu da bir sıkıntı yani. Sürekli tek kalıyor orada oyuncu. Devam ediyoruz. Galatasaray'ın sezon başından beri konuşulan orta sahası bakalım. Taraftarın seçimi ne? Pulgar diyor taraftar. Raşit Altun Taylan %9 oy almış. Çok düşük oy aldı Taylan. Çok düşük. Tabii o geçen haftanın da etkisi var ama Gerson Fernandez Taylan ve Berkan'ın karşısında şov yaptığı için yani. Taraftarlar da
Hani zaten bir rekabetten dolayı ezeli rakibine... Ersun'un çok tekme yediği sonrasında sosyal medya hesabından paylaştı. Normal olur mu futbolu tabii yani. Ama 12'de çok yüksek bir rakam tabii foul rakamı. Hani orada performansları kendini gösteremeyince Taylan iyice tabii taraftar demek ki biraz küsmüş Taylan'a. Yani Galatasaray'ın en zayıf yeri geçen sezon da orta sahasıydı. Bu sezonda orta sahası. Şu da enteresan bir gerçek ki geçen haftada Galatasaray devre arası 4 tane transfer yaptı. Sadece kaleci oynuyor. Tamam sonra Gomis girdi oyuna. Ama hani Pulgar'ın tercih edilmemesi çok enteresan yani. Demek ki hatalı transfer. Zaten kaldı 12 maç. 3 ay kaldı onu da söyleyeyim. Yani maç olarak söyle 12 maç yani. Oyuncu 3 ay kaldı. Faydalanmak istiyorsanız. 12 maç. 2 de Avrupa Kupası maçı. 14 maç. 14 maç. Hani Galatasaray'ı eledik de Barcelona maçında ama biraz öyle oldu ama yani rakipte Barcelona olunca hani biraz çok umut yok tabii Galatasaray için. Bakalım. Evet. Taraftar ne diyor? Çıkıldao 124 oy aldı. Beklentini karşılıyor mu Raşit Aldın? Artık sezonun sonuna yaklaşıyoruz. Sana 4-5 maç sonra sormayı planlıyordum bu soruyu ama. Yani ben de bu sene Galatasaray'ın yaptığı 9 transfer içinde Nelson belki o da beklentileri pek karşılamıyor bence ama hani yani en azından hani bir işte en çok ikili mücadele alan oyuncu yok yani Çıkıldağ'da. Ben hani o 6,5 milyon euroluk bir oyuncu olduğunu görmedim yani. Peki. Bakalım. Yani şöyle söyleyeyim. Euro Euro'dur. Wesley Schneider 7,5 milyon euroya transfer oldu Galatasaray'a. Arada 50 sene yok yani. İşte 7-8 sene var ya. Yani. tamam işte biraz tabii ki oyuncuların rakamları yükseldi ama bu kadar 6,5-7,5 yani. Geçen Snyder, geçen abi, markada mı bir yerde... Snyder'in bir 10 senesi yok. Transfer olduğu sene için. 2011. 10 sene oldu işte diyor. Arada 50 sene yok yani. Geçen bir şey vardı, fotoğraf vardı. Casillas 2010 Dünya Kupası finalinde Robben'le Casillas karşı karşıya. Robben vuruyor, Casillas ayağıyla çıkarıyor. Fotoğraf var, çok güzel bir fotoğraf. Robben orada atsa Hollanda öne geçiyor. Yani uzatmalarda o Dünya Kupası'nı kazandı zaten İspanya. O maçta mesela Hollanda maçı kazansa asisti yapan Wesley Schneider aynı sezonda hem Serie A şampiyonu hem şampiyonu hem Dünya Kupası'nı almış olacaktı. Büyük ihtimalle belki de hani bir altın top olma ihtimali vardı. Yani. Evet. O seviye bir oyuncudan bahsediyoruz yani. Yani Wesley Schneider Real Madrid'de Inter'de 10 numara oynamış oyuncu Wesley Schneider. Kıyaslama tabii şey değil de hani rakamın ne kadar yüksek olduğunu anlatmak için söylüyorum. 6,5 milyon yüksek bir rakam yani. Tamam yani. Tabii ki iyi oyuncu ama hani. Ya çok büyük transferdi yani Schneider. Hatta o paralara bitirilmesi yok, o transferi. Yok ben tabii ki iyi oyuncu dediğim tabii ki çıkıldı. Mesela Schneider'e bir şey sorarsak burada biraz çarpılırız kalırız tabii yani. Evet. Peki bakalım. Taraftar benim de çok merak ettiğim Galatasaray'ın forveti seçiminde taraftar sanal direktörde ne diyor? Sonunda taraftar Buffett'in bir Gomis'i 11'e yazdı ama, işte, ama sanki yine 11 oynatmayacak evet yani, gibi. Biraz o da mantıklı tabii artık Vestaş'ın Gomis'in yaşı itibariyle. Orada hoca verim de alıyor Raşit Altun. Hani yani, son tabii, 15 dakika 20 dakika tabii, oynatarak tabii. İyi verim alıyor hoca. Çok iyi verim alıyor. Çok da iyi oynuyor tabii Gomis. Yani Gomis'in bence şöyle bir artısı oldu Galatasaray için. Bir de güven veriyor. Sahada takıma, tribünde seyirciye. Ama bilemiyorum hani Konya çok zor bir takım. Zor Konya deplasmanında ben yine hani sonradan hamle oyuncusu olacağını düşünüyorum. Feguli'yi de götürmemesi enteresan. Torrent'in Konya'ya. Sonra da biliyorsun Galatasaray'ın Barcelona maçı var. Sonra Beşiktaş'la oynuyor. Sonra Barcelona'ya tekrar oynuyor. Hakikaten 4 tane üst üste çok zor maç. Hakikaten çok zor maçlara çıkıyor. Kadro yeterli mi? Göreceğiz tabii yani. Değil peki. Tabii yani. Yeter derken değil tabii. Bu arada Morutan'ı almış. Şeyi almamış Feguli'yi. Evet. Kadroya Morutan'ı almış. Peki. Bunlardan son yorumlardı değerli izleyenler. Kısa bir ara sonrasında Fenerbahçe Trabzonspor derbisiyle beraberiz. Sanal Direktör devam ediyor. Değerli izleyenler Fenerbahçe-Trabzonspor maçıyla devam ediyoruz. Spor Toto Süper Lig'de 28. haftada sonucu merakla beklenen derbiye bakalım ne olacak? Taraftarın seçimi ne işte ekranlara gelmeye başlıyor. Yani biraz önce seninle konuştuk. Artık bence ikinci yani neticede koskoca Fenerbahçe takımı yani.
Yani şampiyon olamıyorsa da bence ikinci bitirmeye çalışacak. Zaten Trabzon maçı. Hani bir ezeli bir rekabet var. Tabii kesin kazanmak isteyecektir. Tabii ki iki takım için de. Zor maç. Ben mesela bak şu serisi var ya. 3 maç galibiyet serisi. Fenerbahçe'nin. Ben yani burada Altay'ın gelmesinin çok 3'te 3 yaptı Fenerbahçe. Faktör olduğunu düşünüyorum. Yani Altay tabii ki Berke'de hani gelecek vaadinden 2000 doğumlu kaleci ama Altay başka bir seviyede. Altay evet. Uğurcan Çakır'la Altay. Ya Uğurcan Çakır, Altay, Ersin. Ya ben Muriç özellikle ben onu da çok hani hep söylüyoruz seninle konuşuyoruz. Ama yani Altay'ın olması bence çok fark etti kalede. Devam edelim. Yani Trabzon zaten %94 almış. Yani %94 almış. Daha 3 ay önce, 2 hafta önce, 4 hafta önce kaleci Berke'ydi yani. Kimmince ile Salah yer alıyor. Ben böyle yani tabii ki Fenerbahçe taraftarlarına tabii ki oylamaya saygı duyuyorum ama ben sol bek sanki Salah'ı oynatacak. Kimmince Serdar Aziz yapacak diye düşünüyorum. Gustavo, Novak, Ferdi ve Ener Valencia ise sakat bu arada. Yani tabii Ener Valencia'nın olmaması da hakikaten Fenerbahçe için büyük kayıp yani. Topçu yani Ener Valencia. Üst düzey bir oyuncu. Üst düzey oyuncu. Hani ligde çok fazla üst düzey oyuncu yok. Üst düzey oyunculardan biri. Bakıyoruz. Beklerde nasıl bir tercih yapıyor Fenerbahçe taraftarı? Herhalde bekleri... Ha yine Salah'ı seçmiş. Evet. Yani. Evet. Sağ bek? Sağ bekte bakalım. Yani çok da fazla yani o alternatifi yok aslında burada. Tabii yani. Evet. O sayede fena oynamıyor gerçi. Evet. Crespo'yu beğeniyor musun Raşit abi? Bence fiyat performans çok iyi. Yani fiyat performans. Beklenti performans. Hani Portekiz'den. Hiç no name. Yani no name derken çok şey değil. Gelirken Süper Lig'de ben rahatlıkla Crespo'nun her takımda oynayabileceğini düşünüyorum. En azından bir fizik atletizm kalitesi var oyuncunun. Arda Güler yorum alayım senden artık Raşit abi. Ben hani hocanın bence Arda Güler'in bu arada şunu söyleyelim. Hani ciddi bir oy demek Arda Güler için. Tabii. Hani bir de o pozisyonda, girebilmek çok adamla rekabet ediyor birçok isimle doğru. Ama ben hani burada hocanın İsmail Kartal'ın dinlendirme öyle bir şey söylemişti yani oyuncuyu biz işte şey yapacağız. Onun iyiliği için ve tabii her maç şimdi siz 2005 doğumlu oyuncuyu her maç ilk 11 fiziksel olarak kaldıramayabilir. Daha 3 aydır 5 aydır A takımla antrenman yapıyor. Açıkçası ben onu doğru buluyorum. Ama özellikle iç saha maçlarında tırnak içinde Trabzonspor maçı hariç de hani orada da tabii ki oynayabilir ama hani iç saha maçlarında banka bence oynamalı diyorum ben. Ama şimdi mesela örnek veriyorum. Vodafone Park'a gidiyorsunuz Beşiktaş deplasmanına. Orada hani yedek olabilir. Ama iç saha maçlarında ben banka oynamalı diyorum. Tabii ki bu pozisyonda biraz zorlanabilir tabii. Yani bir ön tarafta daha ofansif bir orta saha oyuncusu olarak daha etkili olacaktır. Devam ediyoruz. Fenerbahçe 11'ini sizlerle paylaşmaya değerli izleyenler. Mesut Özil %16 oyu var. Trabzonspor derbisi öncesinde taraftar Mesut'a deyim yerinde ise sarıldı. Ya vallahi 11'de Mesut beklenti var. Sence Raşit Altun'un beklentiyi sezon 1,5 sezon olacak eğer. Evet. Karşılamadı. Ama derbide karşıladı Galatasaray maçında. Büyük topçular büyük maçlarda oynar. Attığı gol nasıldı? Nef stadında. Büyük topçu büyük maçta oynar. Bence yani ben olsam Mesut'u oynatırım. Hazırmış yani değilmiş. Oynatmazsa eğer Trabzon başına ne zaman o da tartışır, oynatacaksın. Yani. Ben oynatırım. Peki yani. Mesut ve Arda ile beraber yumuşak kalır mı? Kalır tabii. Yani. İki bileklerine hakim oyuncu. Yani, evet. İrfan da var daha. Devam edelim hatta. Devam edelim. Görelim ortası. İrfan Can Kahveci sağ kanatta %30. Felkas %65. Bu arada kanatlar genelde Raşit Altun tüm sanal direktör boyunca hani ortalama 60-70 alıyor tüm takımlarda. İrfan Can'ın aldığı oy %30 çünkü Rossi, Osay Samuel ve Mesut hani çok yakın rakamlar birbirine ama bir adım önde İrfan Can. Ferdi'nin olmaması da tabii Fenerbahçe için büyük Ener Valencia gibi Ferdi'nin olmaması da çok büyük bir eksiklik. Ve en uçta bakalım kim var? Serdar Dursun. %62. Yani, Berişam'ı Serdar Dursun mu sorusu yanıtını artık son 12 hafta kala buldu mu? Yok sormaz. Her kimse sormuyor yani. Sen direkt Serdar diyorsun. Tabii canım. Olmuyor. Olmadı yani. Berişe
olmadı. Hadi yani ben tabii konuşuyoruz yani Fenerbahçe'nin santrafor Serdar Dursun mu? Değil tabii. O da değil diyorsun. Serdar Dursun kadroda bulunması gereken, olmasında fayda olan amini takımımızın topçusu ama yani Fenerbahçe'nin santrafor Van Persie yani. Abi büyük takım. Ben öyle düşünüyorum. 10 numarası Mesut'sa santraforda Van Persie olmalı yani. İsim önemli değil de. Büyük takımsın sen. Bir daha kadroyu alacak olursak yani muhtemelen tahminimi söylüyorum Arda'nın yerine Zahis'i tercih eder hoca. Oyunun iki yönünde oynayabilen bir oyuncu. Tabii ki orada Ozan Tufan çok farklı olabilirdi yani. O İngiltere macerası da iyi geçmedi. Yani geldiğinde de iyi dönmedi. Aslında tam oranın adamı yani. Zayis Crespo'nun önünde Mesut Özil çok rahat oynardı İrfan Can'da. Pelkas'ta. Ama göreceğiz bakalım hoca neyi tercih edecek. Yani ben Arda'yı bilemiyorum. Orada ya da 60'tan sonra bir Arda Güler hamlesi. Ya da hani başka bir pozisyonda ama hani Mesut'u oynatacak mı zaten? O ayrı. Ben kesin oynatırım da. Yok işte formda 3 haftada maç yapmamış. Onu yapmamış, bunu yapmamış. Gördük Galatasaray maçında. Yetişemedi arkasına. Yani Mesut Özil. Ben olsam bu maçlarda yani Mesut Özil gibi bu seviyede ilk oyuncular bu maçlarda kesinlikle iyi oynar. Diye düşünüyorum. Hele içeride sağ stat dolu olacak. Ama tabii göreceğiz. Ben yine söylüyorum. Ener Valencia'nın olmaması büyük eksiklik Fenerbahçe için. Yani ilk 11 olmasa da hani kadroda bulunması yani son 10 dakika girmesi, yarım saat girmesi bile çok fark eden çok üst düzey bir oyuncu. Peki. Fenerbahçe'nin değerli izleyenler sanal direktörde 11'i böyleydi. Maçın ardından yine Raşit Altun'dan maç yorumu alacağız. Alanya'ya gidiyor deplasmana. Ama önce evet, Fenerbahçe'de. Trabzon evet. Maçından sonra. Mücadele sonrası Alanya Spor deplasmanında oynayacak Fenerbahçe. O da keyifli bir mücadele olması muhtemel. Trabzonspor devam ediyoruz. Sanal direktörde 11'leri paylaşmaya kalede. Vallahi Raşit Altun. Oğurcan hani oyu düşüyor. Onu diyecektim. Gol yemedikçe hani düşüyor. Kaleciler Altay'da 94-95. Yani Uğurcan oyu her hafta bir puan düşüyor ama kalecilik performansı her hafta artık ne kadar yükselebilirse o kadar yükselmeye devam ben ediyor. Ben sana söylüyorum. Bence ligdeki şu anda en iyi kaleci. Uğurcan. Tabii ki Altay, tabii ki Ersin, Muriç. Ama Uğurcan ben bir şey önde görüyorum. Ligin kırılma maçını da, kırılma anını da, Trabzon'un şampiyon olacaksa olduğu anı da Nefs Stadı'nda Galatasaray maçında Berkan'ın şutunda arkadaşına çarpıp hani böyle bir kontrpiyede kaldığı pozisyon var. Yani sola giderken böyle çıkardığı pozisyon. Ben kırılma anı da sezonun o olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada Trabzonspor puan kaybetseydi panik yapabilirdi. Şu anda yani ben hatırlamıyorum böyle bir 17 puan fark. Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu sene de Ersun Yanal'la Nisan'da şampiyon oldu ama böyle bir fark yoktu diye hatırlıyorum ben. Bakmıştım hatta. Trabzon için tabii çok önemli bir maç. Uzun yıllarda da kazanamıyor Kadıköy'de. Kupa maçında kazandı ama ligde kazanamıyor. Zaten hani yani çok büyük bir aksilik olmazsa hani savaş çıktı daha ne olacak ya Trabzonspor'un şampiyonluğa gittiği sene ama yani %99 sezonu şampiyon bitirecek Trabzonspor ama çok güzel bir maç bizi bekliyor. Peki bakalım. Uğurcan da %94 biraz ayıp olmuş Uğurcan ama yapacak bir şey yok. Yani şu var burada sevgili Cihan hakikaten Ahmet Can da 19 oy aldı. Hayır yani. Onu futbolda onu şöyle bir yani İki stoperi de önce Edgar'ı sonra Vitor Hugo sezonu kapattı. Evet. İkisinin birden hakikaten büyük şanssızlık bu da yani. Söyledik ya bir savaş çıktı yani. Trabzonspor 17 puan fark attı, savaş çıktı. Ama kanatlar adına Ahmet Can için de kariyer anlamında farklı bir seviyeye gelebilir. Evet, çünkü kritik haftalar başlıyor. 2003 doğumlu bir oyuncu. Ben çok senle de programlarda konuşuyoruz hakikaten. Yani önümüzdeki yıllarda Türk futboluna damga vuracak bir oyuncu potansiyeli var. Tabii ki daha ne olduğunu bilmiyoruz. O gelişimini nasıl yapacağını bilemiyoruz. Oynatıyorsun, oluyor. Gelişimini yapıyor. Ersin yaptı, Rıdvan yaptı. Bazıları yapamıyor ama. O gelişimi gösteremiyor. İnşallah tabii Ahmet Can da gösterir. Hem Trabzon için hem milli takımımız için. Şeyi de kaybetti. Cervinho'yu da kaybetti. Yani 3 oyuncu sezonu kapatması da tabii bu yollar
uzun ve dikenli hakikaten kayıpsız da olmuyor yani şampiyonluk yarışında. Bunlar oluyor tabii. O yüzden de kadronuzun işte geniş olması lazım. Her zaman konuştuğumuz bir şampiyonluğu oynayan bir takım ya da bir süper takım 4 tane iyi stoperi olacak. Hele şampiyonluk yarışındaysanız. 4 tane iyi stoperi var. Yani futbol bu sakatlığı var, cezası var. Buyurun. Devam ediyoruz. Beklerle değerli izleyenler. Bruno Perez %93'ünü almış oyları. Yine Puhaç'ta %88'ini aldı. Oyların iki beki de Trabzonspor taraftarı güveniyor oyuncularına, beklerine. Bizim ligimiz için üst iyi oyuncular ikisi de. Fizik kaliteleri var. Puhaç da geldi, hemen uyum sağladı. Yani kuzey ülkelerin oyuncularının bir kere bir atletizm, bir fizik kalitesi var. Bizim ülkemizde genellikle başarılı oluyorlar. İşte Polonya'ydı, İsveç'ti. Yok, isim isim saysak bayağı isim çıkar ama dediğim gibi o disiplin mesela bize uyum sağlıyor. Disipline burada hatta evet, tüm takımı etkileyebiliyor katılan tabii, bir kuzeyli oyuncu. Ya Perez de bir de söyleme üst düzey bir oyuncu. Serie A'dan neticede. Tabii. Roma'dan. Roma kariyeri ortada. Devam ediyoruz. Trabzonspor'da değerli izleyenler. Siyopis'te Abdülkadir yine Berat'ı taraftar kesmiş bu hafta. Evet. Çok geçen tercih hafta etmiyor da doğru. Zaten. Hafta evet, da yine çok Berat'ı tercih etmiyor. Son 2-3 haftadır taraftar. Siyopis'te zaten hani ya, o formu hak ediyor. Bu bir gerçek. Kesin. Bakalım hoca ne yapacak işte yani. Biraz tabii hem Ömür hem Siyopis biraz kısa kalıyor tabii orta sahada. Neticede. Dirençten mi fiziki olarak yani rakibine karşı? Abdülkadir bir önde tabii daha orada tabii Bakasetas'ı genellikle tercih ediyorlar. Yani şöyle bir durum oldu. Visca'nın pozisyonunda sağ açıkta. Üçünün sağında oynuyordu Abdülkadir. Şimdi o oraya Visca gelince ya Bakasetas'ın yerine kayacak ya geriye. Burada tercih ediyorlar. Taraftar geride yani oynar diyor. Devam edelim. Bakalım taraftarın seçiminde Bakasetas yine %31 ile 10 numara bölgesinde yer. Yani şöyle yani orada alıyor. Dorukhan sakat olmasa ya da Hamşik, Dorukhan, Siyopis. Hamşik, Siyopis. Hamşik, Dorukhan. Çünkü Dorukhan da oyunun iki yönünü, Hamşik de öyle. Oynayabilen oyuncular ofansif, defansif. Daha tabii iyi ikili oluyorlar. Bu çok böyle açıkçası kağıt üstünde tabii oluyor ama bilemiyorum. Tabii böyle çıkabilir ama ben sanmıyorum. Hani orada bir tane uzun boylu ya da hani kısa olmayan boylu bir oyuncu tercih edecektir diye düşünüyorum hoca. Bakacağız. Bakalım kanatlar nasıl ekranlara gelecek değerli izleyenler. Visca %94. Yine zaten söylemeye çalıştığımda bu sene de açtı altını. Yani görüyoruz yani sağ kanat, sol kanat 90 üzeri oylar. Taraftarın seçimlerinde ortada. Visca'nın da performansı ortada. Vakayemi'nin de performansı ortada. Geçen sohbet ediyorduk Tunç abiyle. Dedim ki yani Vakayemi, Visca'nın bir üstü Bayern Münih'teki Robben Ribery. Hakikaten inanılmaz bir kanat oyuncusu yani. Hani ligin hakikaten en dominant oyuncularından. Tabii Trabzonspor'un hücum gücünün yani tabii ki Bakasetas da özel bir oyuncu. Tabii ki Cornelius da özel bir oyuncu. Mesela bence Canini'nin hani hakkı çok verilmiyor. İyi bir oyuncu. Daha yani çok, o da çok iyi bir oyuncu. Çok iyi performanslar geçen sene de sergiledi. Ama tabii Vakayemi ile Visca çok farklı bir seviye. Yani en üst seviye. Peki. Bakalım forvette taraftarın seçimi ne? Cornelius diyor %51. Sen demişken Canini de her hafta yükseliyor. Bence Canini de evet. 30'a çıktı oyu. Ayrıca Canini yani sağ kanatta, solunda, sağında da oynuyor. O da bence çok özel bir oyuncu. Burada tabii Koyta'nın zaten sakatlık geçmişi olan bir oyuncu. O beklenen şeyi veremedi. Etkiyi yapamadı. Mesela Kayseri'de Tiam öyle değil. Yani Kasımpaşa'dan çıktıkları için, o kökenli oldukları için söylüyorum. Tiam çok daha farklı. Doğru. O hem daha iyi oynuyor hem daha az sorumlu. İşte Trabzonspor'un da 11'i ekranlara geliyor değerli izleyenler. Raşit Altun bırakmadan önce senden bir dakika bir Fenerbahçe Trabzonspor yorumu istiyorum. Yani neler söylersin? Ya valla tabii ki 3 sonuçta da açık ama hani ben kağıt üstünde de Trabzonspor'un favori olduğunu söylemeye gerek yok. Yani daha formda bir takım ama hani Fenerbahçe öyle, lazım. Yani büyük maçlarda büyük takımlar reaksiyon gösterir. Büyük oyuncular reaksiyon gösterir. Her şey olabilir diyorum. İnşallah bol gollü bir maç geçer yani.
Ama iki takımın da ligde bulunduğu seviye sanki önceki senelere oranla çok daha elektrikli bir mücadele geçmeyecek havası veriyor ama. Yok, ver, olur mu öyle şey? Trabzonspor, Fenerbahçe, Fenerbahçe, Trabzonspor ya da Galatasaray, Fenerbahçe maçının ne etkisi var da geçmez olur mu abi? Geçecek. Geçer yani. Derbi bu. Büyük maçların özelliği bu. Fenerbahçe'nin kazanmaya ihtiyacı var ama. Bence. Yani Avrupa sınırında Fenerbahçe. Ama işte maalesef savaş durumuyla Rusya ve Ukrayna takımlarının durumuna göre belki bizim ligin ikincisi bir ön elemeyle gidecek. Yani inşallah ligin şampiyonu da direkt katılacak şampiyonluğa. Onu daha hani çok belli değil. O yüzden ligin ikinciliği çok çok önemli. Hani Fenerbahçe kazanmak, Trabzonspor da tabii ki kazanmak şampiyonluk diyecek yarışında çok büyük bir avantaja sahip. Ama bana sanki biraz böyle beraberlik gibi geliyor. Çünkü iki takım da önce yenilmemek isteyecek. Yani bilemiyorum. Mesela Abdullah Avcı'ya tabii ki kazanmak ister Kadıköy'de gelip İstanbul'da ama hani beraberliğe bence bilemiyorum. Peki. Şey olmaz yani. Hani üzülmez yani berabere kalırsa. Ben aynı şeyi İsmail Kartal için de söylüyorum yani. Peki. Son bölümde de Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçını konuşacağız. İşte sanal direktör de haftanın 11'leri. Yani tabii Ersin, bu da çok çok %98. En yüksek alan kaleci yalnız şu anda. Bak, tüm baktığımız zaman maçlar dersin en yüksek oyu aldı. Stoper attı ekranlara gelecek. Tüm savunma yattı alalım. Ha, yani burada tabii Vida'nın durumu ne? Wellington %28, yani. Montero %36, Raşit Altun. Josef Oğuzhan Pjanić sakat. Enkudu Nidman eksiği var. Vida'nın ise pazartesi takıma katılması bekleniyor. Yani bence burada en önemli eksik Josef de Souza. %100. %100. Yani Montero da tabii Kayseri yani kupa maçında ya yani futbolda bunlar olacaktır. Bireysel hatalar olacaktır. Tabii Montero kiralık, Vida sözleşmesi bitiyor. Tabii Beşiktaş'ın orada iki tane stopere ihtiyacı var gelecek sezon için. Bu da bir gerçek. Serdar Saatçi evet ama tabii sezonu bitiremezsiniz yani bir kişiyle, Serdar Saatçi ile. Beklerle devam edelim. Buyurun. Rozier %93, Rıdvan %55. Hatta orta yani sahada Meraş da burada zaman zaman yokluğunda. Umut Meraş da zaman zaman iyi performans gösterdiği için o da %43 almış. O yüksek tabii Umut Meraş'ın da şeyi oyu. Ama bana Rıdvan mı Umut Meraş mı dersen ben Rıdvan derim. Ben de Rıdvan derim. Can Bozdoğan da Raşit Altun. Evet. Josef'in yokluğunda yani, seni şaşırttı mı? Yok, şaşırtmadı ama tabii yani Josef'in yokluğunda orayı doldurmak çok kolay değil. Bu da bir gerçek. Önümüzdeki sezon dolacak. İnşallah. Bakalım Josef'le Jetson nasıl yani bir oyun ortaya koyacak. %5 bilmiyorum ki. Biraz şey mi oluyor ama. Haksızlık elinden oluyor. Bence haksızlık oluyor. Yani bu kadar eleştiriliyor şey Necip. Yerden yere vuruluyor. Şenol Güneş oynatıyor. Sergen Yalçın oynatıyor. Önder Kalebeli oynatıyor. Ondan önce Slaven Bilic oynatıyor. Herkes oynatıyor bu oyuncu. Kadro tutuyor. Kupada fena da oynamadı. Yani bilemiyorum. Ben birazcık yani bu kadar da değil. Tabii ki her futbolcu eleştirecek. Tabii ki hep maksimum performans bekliyorsunuz. Beşler büyük takım yani. Ya kupa ister ya şampiyonluk ister. Tabii ki kaptan olarak sorumluluk da fazla. Hani biraz tabii ki hedefte ama ben biraz abartıldığını düşünüyorum açıkçası. Sen Necip'e biraz ayıp oluyor bence. Benim fikrim tabii. Peki. Devam ediyoruz. Teşeyre %26. Yani daha fazla skor yapması gerekiyordu. Hatta kanatlarla beraber tüm hücum hattını alalım. Yani Alex Teixeira'nın ben transfer olduğu zaman da bakmıştım. Neticede Manchester United transferin kapısından dönmüş bir oyuncu. Yani %50 idi neredeyse gol asist ortalaması. Yani 10 maçın 5'inde gol atmış ya da 4'ünde atmış ya da asist yapmış. Ama bu istatistikleri Beşiktaş'ta şey yapamadı. Yani aslında santrafora yakın oynayanı, kale sahasının oralarda gezen çok yetenek, çok özel bir oyuncu. Top da geliyor. Topta geliyor demişken iyi. Hatta forvette de Batu Şahin var. Ekranlara da geliyor değerli izleyenler. Sanal direktörle taraftar %71 ile Batu Şahin'i görmek istiyor. Ama Batu Şahin de çok eleştiriliyor. Sen evet, de Batu Şahin'i yolunda alayım. Tabii önce de başlamıştı. Ya tabii şimdi siz bir büyük takımın santraforu olarak. Şunu söyleyeyim. Son yıllarda ben hakikaten bu kadar Beşiktaş hücum hattında bu denli şans yakalayan golcü hatırlamıyorum. Ama şansı da yakalıyor. Bunu söyleyeyim. Çok hareketli. Tabii. Rakip stoperleri çok yıpratıyor. Yanılmıyorsam rakip sahada yani rakip yarı sahada en çok topu kapan futbolcuydu bir ara istatistiklerde 2-3 hafta önce. Ama tabii siz şimdi Beşiktaş takımının ya da Fenerbahçe ya da Trabzonspor ya da Galatasaray ya da Real Madrid ya da Bayern Münih santraforu
böyle çok net pozisyonları aynı maçta ile kaçırınca ya da haftalar üst üste kaçırınca tepki normal. Peki. Yani burası Beşiktaş büyük takım. Atarsan sırtını taşırlar. Atamazsan yerine yenisini alırlar. Bu normal bir şey. Zaten kiralık bir oyuncu. Tabii bir de burada şu var. Bir cümle daha alayım çünkü zamanımız geçen seneki tabii Vincent Aboubakar'ın performansı inanılmaz olduğu için biraz gölgede kaldı. O da tabii şey yapıyor yani. Medipol Başakşehir'le devam ediyoruz. Değerli izleyenler, bakalım taraftar ne diyor? Volkan %70. Yani. Medipol Başakşehir'in kalecisi. İlk başta Muhammed de başlamıştı kaleci. Evet. Sonra Volkan'a döndü orada da. Savunma hattına bakalım. Leo Duarte, Epriano. Yalnız Yusuf Endiaşmi'nin oynama durumu var. Yani özellikle tabii Epriano tabii ki milli takım kaptanı bir futbolcudan bahsediyoruz ama artık futbolcunun son baharında ve çok ağır bir oyuncu. Orada bir Emre Mor biraz şey yaptı yani. Zorladı bayağı. Bayağı bir. Yani bence Efrani gördüğü anda geçti. Yani karşısında Efrani gördüğü anda devam etti yani. Hiçbir sorun yaşamadı. Topu atıp. Yani çok tabii. Yani. Hem yaşı, yani zaten ağır bir oyuncu. İyice artık Efrani için zor. Emre Mor dosyası açalım seninle Raşit Hatun diye. Valla ben sana bir söyleyeyim. Hakikaten yani kimse oynatamadı. Volkan Demirel'i oynattı. İnanılmaz doğru. Bir şey. Haftaya bu olay bir özel evet. Parantez açalım. Devam edelim. Medipol Başakşehir'de Kayseri 155. İyi sabitlerinden biri ligin. Asaneli'de ben yani hakkının yendiğini hep Fenerbahçe'deyken de ya tamam tabii ki yani muhteşem bir sol bek evet hiçbir zaman olmadı ama hani bu kadar da yerden yere bulacak kadar her maçta 10 üzerinden 6 oynuyor Asaneli. Evet. Milli takımda da oynadı yani hani evet tabii ki bireysel hatalar evet ama burada bence iyi oynuyor. Bakalım orta sahada taraftar ne diyor? Berkay %20, Salih Uçan %19 yani ve Pizzi %20. Bence burada Tolga Ciğerci'yi ben olsam tercih ederim ki hoca da öyle tercih ediyor. Salih yine de Berkay'ı oynatıyor hoca. Ben olsam orada onu tercih ederim. Peki kanatlar ve forvet ekranlara geliyor Serdar Güller. Evet ve Trezeguet'e hakikaten çok önemli bir transfer. Söylediğimiz gibi kalite. Ya zaten Premier Lig transfer etmiş Aston Villa. Premier Lig'e kaç kişi gidiyor? Türkiye'den kaç kişi gitti bugüne kadar Premier Lig'e? Çok az yani. 10 kişi gitmemiştir yani Premier Lig'e. Türkiye'den. Yani Tuncay Şanlı. Kim var mesela? Direkt Premier Lig'e transfer olan. Son dönemde Ozan Tufan. Tugay Kerimoğlu var ama hani o şeyden gitti zaten. Glasgow'dan geldi. Ozan Tufan gitti. Yarım sezonda geldi işte. Direkt Premier Lig'e ben hatırlamıyorum. Var mıdır başka yani? Ozan gitti. Şarkı'dan yani gitti. Bahsettiğin yerli yabancı karışık bu soruyu. Karışık söyle. Cagney gitti geçen sene. Küme düştü. Babel gitti. Küme düştü. Fulham'a gitti. Öyle Premier Lig. En üst seviye orada adam 3 senedir oynuyor. Kasımpaşa'dan gitti yani. Bence çok iyi bir fırsat transferi. Trezeguet. Peki yani. Raşit Hatun çok teşekkürler. Ağzına sağlık yine son derece doyurucu yorumlarla beraber sanal direktörü bu hafta da noktalıyoruz. Sizleri hafta boyunca tr.beansports.com adresine bekliyoruz değerli izleyenler. Önümüzdeki hafta Cuma günü görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.